Herkese merhabalar. Veri analizi konumuzla beraberiz. Süper bir şekilde veri analizini harika bir şekilde detaylarıyla öğreneceğiz. Ve veri analizi her sene karşımıza çıkan bir konu. Yani 5. sınıftan beri 5, 6, 7, 8, 9 her sene mutlaka karşımıza gelecek bir konu. Çünkü mutlaka bizim güncel hayatımıza da işte tabloları okumamız gerekiyor. Aynı zamanda çizgi grafikleri, sütun grafikleri, daire grafikleri bunları bilmemiz gerekiyor. Her zaman karşımıza gelecek datalar yani bilgileri yorumlayabilme kabiliyetimizi de geliştirecek bir konu diyoruz. Bu sene göreceğimiz veri analizi başlığında aslında sütun grafiğimiz, çizgi grafiğimiz ve daire grafiğimiz var. Ve bunların arasındaki dönüşümler de var. Bu çok önemli. Sütun grafiği aslında histogram diye daha önceleri öğrendiğimiz bir şeyleri karşılaştırmak için kullanılan grafikti. Çizgi grafiği bir takip için kullanılan bir grafikti. Nasıl gidiyoruz? Yükseliyor muyuz? Alçalıyor muyuz? Daire grafiği ise bir bütünün paylarını görmek için kullandığımız bir grafikti. Bunların detaylarını harika bir şekilde öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Gel senle sütun grafiğini hızlı bir şekilde... Bir de Tonguç'um birden fazla sütun çeşidi içeren grafikleri görelim beraber. Mesela bak demiş ki şöyle bir sütun grafiği verip satış ama sayısı 1000 demiş. Mesela işte 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 demek bu. 2015 yılı, 2016 yılı, 2017. Bir de demiş ki bir tane daha farklı bir şey yapmış burada. O da şu A marka aracı sarı, B marka aracı da eflatunla gösterelim demiş. Veya işte pembeyle gösterelim, morla gösterelim falan filan demiş. Şimdi grafiğe göre aşağıdakileri inceleyelim demiyor. Hemen bakalım beraber seninle. B aracı daha fazla satılmıştır. Şimdi A aracının yani sarının satışına bakarsak bir bak bu sütunlarda genellikle üstüne böyle 10 yaz. Mesela bunun 20. Çok rahat okursun o zaman. 2016 15'e kadar 15. kat. 2016'da turuncu 10. kat. 2017'de sarı 15. Bu da 15. Şimdi B aracı daha fazla. O zaman A aracının satışına bakalım Tonguç'um. 10, 15, 15 toplam 40 tane satılmış. 40 bin özür dilerim. 40 bin satılmış. Bu 1'i de eklemek zorundayız. Geldik B aracına bakalım Tonguç'um. 20, 30, 45. 45 bin satılmış. Bu doğru bir ifade. Bravo diyorum sana. A aracının satış miktarı yıllara göre artış göstermiştir. Bak 10, 15, 15. Burada artış göstermemiş. Burada göstermiş ama burada artış. O yüzden bu yanlış bir ifade diyoruz. B aracı satış miktarı yılda ortalama 15 bin tanedir. B aracının 20, 10, 15 ise bunların hepsini topla 45. 45'i kaç yıl var? 3 yıl var. 3'e böl. Ortalama 15 bin. Doğru. Tebrik ediyorum seni. İkinci yıl A aracının satışları %50 artarken. Bak A aracı neredeydi? Buradaydı. Bu 10'da 15 oldu bak. 10'da 15 oldu. %50'si kaçtır onun Tonguç evladım benim? 5. Süper. 5 artarsa 15 olur. Bu doğru. Bu doğru. B aracının %50 azalmıştır. Tonguç'um B aracı buydu. 20 idi. Ne oldu? 10'a düştü. B'nin %50'si 20'nin %50'si kaçtı Tonguç evladım 10. Benim? 10. Süper. 10 azalmış gerçekten. Bu da doğru. O yüzden bu ifade doğru ifade diyoruz. Bunun gibi verileri yorumluyoruz. Bak dikkat et. Burada eskisinden öğrendiğin farklı olarak tek şey şu. Yani bir tane şey şu. Bak ne var burada Tonguç'um? Sütunlar iki tane farklı veriyi gösteriyor bak. Onu ayırmak için de burada farklı bir yerde grafiğin farklı yerinde demiş ki sarıya A, eflatuna da B demiş diyoruz. Geldik çizgi grafiği. Çizgi grafiği sürekli veriler için kullanılıyor Tonguç'um. Yanda iki bölgeye ait sıcaklık, yıllık sıcaklık ortalama verilmiştir görüyoruz. Birinci bölgeyi bak kırmızıyla göstermiş Tonguç'um. Hatta onu şöyle yazalım bak burada. Birinci bölgeyi kırmızıyla göstermiş. İkinci bölgeyi de morla göstermiş. Buna göre hangi boşluğa dolduralım demiş. Hemen dolduralım seninle evladım. İkinci bölgenin yıllık sıcaklık farkı birinci bölgeye göre demiş. Bakalım ikinci bölgenin yani morun yıllık sıcaklık farkı birinci bölgeye göre daha azdır dememiz gerekiyor. Neden daha azdır dememiz gerekiyor Tonguç'um? Bak dikkat et. Burada 20, 15, 20, 15 şeklinde ikinci bölge en fazla 5 derecelik bir fark gösteriyor. Hani en fazla ile en az arasında. Ama bakar mısın? Birinci bölgeye en fazla 45, en az 5. Sapıtmış. Yani 40 derecelik bir sıcaklık farkı var. Ama burada en fazla 20 ile 15 arasında gidip geliyor sıcaklık. O yüzden bu daha stabil, daha düz durağan. O yüzden daha az sıcaklık farkı. Yıllık sıcaklık farkı. Birinci bölgede yazlar, bak birinci bölgede yaz efsane 45 derece sıcak. Yazlar sıcak.
Kışlar ise bakar mısın kışında 5 derece düşüyor. Soğuk geçiyor. 5 derece gerçekten insan için soğuk bir derece. Her iki bölgede donarız sıcaklık. Hocam. Bak iki tane farklı veriyi aynı grafiğin üzerinde gösteriyoruz. Burası çok hassas işte. Yani iki farklı veriyi aynı grafiğinde gösterirken farklı renkler, farklı çizgiler kullanıyoruz. Ama sonuçta aynı grafikte hem 20 dereceyi hem 45 dereceyi görebiliyoruz, unutmayalım. Her iki bölgede sıcaklık yıl boyunca bilmem ne üstündedir demiş. Hemen bakalım neyin üstündedir? Sıfır derecenin üstündedir ya. Yani donmuyor hiçbir yer burada çok şükür. Yaz mevsiminde iki bölgenin sıcaklık farkı ortalaması. Bakalım sıcaklık farkı ortalaması. Şimdi bir kere yaz mevsiminde bu 45 derece, bu ise 15 derece Tunguç'um. Sıcaklık farkı hatta ortalaması yazmadık. Sıcaklık farkı aslında kaç derece Tunguç'um? 45 ile 15 derece, yani 30 derecedir diyoruz. Tabi burada sıcaklık ortalamaları dediği için burada da ortalaması demiş. Ortalamalı da olabilir. Çünkü bu zaten bu yazılan her şey ortalama değerler. Çünkü yaz 45 derece hep olmuyor ki. 46 derece oluyor, 43 derece oluyor. Bazen yanıyoruz hocam. Aynen, ortalaması 45 derece oluyor diyoruz. O yüzden sıcak farkı ortalaması da doğru bir kavram diyoruz. 30 derecedir diyoruz. Geldik bir de daire grafiklerine. Mesela daire grafiğinde parçaları göstermek için. Bak şurada kaç derece var? 90 derece. Şurada kaç derece? 30 derece. Peki Donuş, bütün daire kaç derecedir? 360. Süper zekisin. İşte o zaman bu 360 derece ise 90 ile 30'u toparsan kaç eder Tonguç'um? 120. 360'dan 120'yi çıkartırsan 240. Demek ki şu pamuk dediğimiz şey 240 derecedir diyebiliriz. Şimdi grafikte 120 dönümlük bir tarlayı ekinlerin dağılımı verilmiştir. Buna göre pamuk, buğday ve sebzenin kaçar dönüm yer kapladığını bulalım demiş. Buradaki mantık şu aslında. Bizdeki mantık şu. Toplam, bir tane formülümüz var. Toplam bölü 360 eşittir veri bölü açıdır aslında. Bu formülü bileceğiz. Bu formüle göre her şeyi yapabiliyoruz. Şimdi toplam kaçtı Tonguç evladım benim? 120 dönükmüş. 120 bölü 360 derece eşittir. Veri ne burada mesela? Veri buğdayı bulmaya çalışalım. Sebzeyi bulmaya çalışalım diyelim. Sebzenin verisini bilmiyorum. Zaten kaç yer kapladığını diyor. Sebze diyelim. S diyelim. Bölü açısı kaç derece Tonguç? 30 derece diyelim. İşte bundan bütün soruyu çözebiliriz. Bunda bunu sadece eşitledik. Bunda bunu sadece eşitledik. 1, 3 kaldı. Sonra içler dışlar çarpımı yapardık. 3 tane S eşittir 30. O zaman bir tane S de 10'dur diyebiliriz. Demek ki 10 dönüm neye gidecekmiş Tonguç evladım benim? Tahıl. Sebzeye. Sebzeye 10 dönüm. O zaman buna 10 dönüm diyoruz. Geldik şu zımbırtıya. Mesela hangisine bakalım? Pamuğu yapalım bu sefer de. 120 bölü 360 zaten fix. Toplamı biliyoruz. 360 derece. Açısı kaç derece? 240 derece. Buna da pamuk diyelim. Hadi bunu çözerken buna 1, buna 3 dersek, içler dışlar çarpımıza 3 tane P eşittir 240'tır Tonguç evladım benim. Sonra sadeleştik. P eşittir 80 dönümdür. Dolayısıyla pamuğa da 80 dönüm geldi. Geriye kaç kaldı? 10 ile 80'i topla. 90. Buğdaya da 30 dönüm kaldı. Bak sona kalan doğana kalıdan çatarak diye bulabiliyoruz diyoruz. Dolayısıyla daire grafiklerinde de farklı tür verilerin ne kadar pay kapladığını görmek için kullanıyoruz. Peki geldik grafikte birkaç tane soruyla pekiştirelim hemen. Bir bisikletin hızının ilk 20 saniyede içindeki değişimi verilmiştir. Tamam gördük. İlk başta sıfırmış, sonra artmış, sonra düzgün kalmış, sabit kalmış, sonra tekrar artmış, sonra yavaşlamış ve durmuş. Yani boşalmış hocam orada. Hızı sıfıra gelmiş. İlk 5 saniyede bisikletli hızlanmıştır. Doğru. Sıfırdan 50 metre bölü saniye hızı çıkmış. Tebrik ediyorum. 5. ve 10. saniyeler arasında bisikletli durmuştur demiş. Bunu tabii motosiklet diyelim. Çok hızlı oldu. Bayağı hızlı oldu. Şimdi 5 ve 10. saniyeler arasında bisikletli durmuştu demiş. Hayır durmamış. Hızı 50 bir şekilde. Yokuş aşağı sallamış. Sabit bir şey. Hayır, hızı aynı kalacak şekilde. Yokuş aşağı olsaydı hızları da olmaz. Burada yokuş aşağı sallamış. Ama burada hızı sabit kaldığına göre demek ki hızı sabit 50 olacak şekilde. Bak burada 50, burada 50, burada. O zaman bu durmamış. Bu hatalı. 15 ve 20. saniye arasında ortalama hızı 40 metre bölü saniyedir. 15 ve 20 saniye arasında bak hızı ortalama nasıl buluyor Tonguç'um? Ortalaması mı? Baştan 15'i, sonra hesaplanır. 15'i toplarsın. 15 kaçtı? 80'di. Artı 20'yi toplarsın Tonguç'um. 20'de kaçtı? Artık 0'dı. Bölü 2 dersin değil mi? İkisini topla bir 2'ye versin. 40 metre bölü saniye. Hızı ortalaması. Bu doğru bir ifade. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Aynı zamanda ilk 15 saniyede bisikleti hızlanmış. Ondan sonra yavaşlamış demiş. İlk 15 saniyede
Hızlanmamış. Burada hızlanmış ama burada hızlanmamış. Burada aynı kalmış. Bu hatalı bir ifade diyoruz. 5 ve 10 saniye arasında sabit kaldığı için geçiyoruz. Bu hangi grafik Tonguç'um? Çizgi grafiği. Çizgi. Neden? Çünkü zamanla değişiyor. Sürekli bir veri. Hızı sürekli ölçebildiğimiz veri diyoruz. Geldik yanda grafikte Tonguç'un. Bu ne grafik Tonguç'um? Bu da... Tebrik ediyorum seni. Sütun grafiği. Tonguç'un bir gün boyunca çözdüğü soru sayıları verilmektedirmiş. Buna göre bir sayısını göre daire grafiğine çevir demiş. Ha, grafik arası dönüşüm de işte bizim bilmemiz gereken başka bir şey. Bir kere hemen ne yapıyorduk? Türkçe 20 bunun üzerine yazdım. Matematik 90 bunun üzerine yazdım. Fen 60 bunun üzerine yazdım. Sosyal bilgiler 10 bunun üzerine yazdım. Toplamını bulalım bakalım Tomuç'um. Formülümüzü de hemen sana yazmak istiyorum. Toplam bölü 360 eşittir veri bölü açı denilen bir formülümüz vardı. Şimdi toplamı bulalım bakalım. Toplam dediğimiz şey 20, 90, 110, 60, 70, 70 daha 80. Değil mi Tonguç'um? Evet hocam. 180. 180 toplam veri. O zaman hemen yazıyorum. 180 bölü 360 eşittir. Veri hangisini alalım Tonguç'um? Türkçe'yi hesaplayayım ilk başta. 20 bölü açısı. Açısını bulabilmek için bunu da bunu sadece işte 1, 2 oldu. Bu içeride dışarı açı eşittir 40 derecedir diyoruz. Tonguç Türkçe'nin açısını 40 derece bulduk. Türkçe açı 40 derece bunu kenara not ettim. Şimdi bir de şeyi bulalım. Matematiği bulalım Tonguç'um. 180 bölü 360 eşittir. 90 çünkü matematik süper. 90 bölü açı diyorum. Sonra bu sadece işte 1 ve 2 diyorum. İşler dışarı çarpma yaptık. 180 eşittir açıdır diyoruz. O zaman... neyin açısı bu Tonguç Evren Bey? Matematiğin açısı. Matematiğin açısı 180 derece diyoruz. Bunu da bir kenara not ettik. Geldik Tonguç'um. Fen'in açısına ondan sonra bir şey yapmayacağım artık zaten. Şimdi Tonguç bak. Bu 20 bu 60 ya. Bu bunun kaç katı Tonguç'um? 3. Tebrik ediyorum. O zaman açısı da 3 katı olacak. Yani bu 40 derece ise fen'in açısı dediğimiz şey aslında onun 3 katı olacak. 40'ın 3 katı kaçtır? 120 derecedir. Bravo diyorum sana Tonguç'um. Mesela bu 10 derece ya bak. O zaman sosyal bilgilerin açısı Tonguç evladım benim. Bak dikkat et. Bu 20 bu 10 ise bu 40 dereceye karşılık geliyorsa Türkçe bu da yarısı 20 dereceye karşılık geliyor. O zaman şimdi artık bütün daire grafiğini çizebilirim Tonguç. Bravo diyorum sana. Bir tane bir dairemizi çizelim. Sonrası Tonguç'um. Bu arada mükemmel daire çizenler gerizekalı oluyormuş. Öyle bir şey. Aa, ama siz çok iyi çizdiniz. Evet inşallah öyledir. Bilmiyorum. Bayağı da düzgün oldu. Neyse hayırlısı. Merak etmeyin çok iyi olmuş. Şimdi Tonguç'um geldik Türkçenin açısı. Bir kere en büyük matematik açısı 180 derece. 180 derece düz bir çizgidir. Dolayısıyla bunun hepsini 180 derece yazarız ve matematik diyebiliriz. Sonrasında Tonguç Evren benim 120 derece fenin açısı. 120 derece fenin açısı. Şurası da 120 derece deriz. Sonra 40 derece Türkçenin açısı ve hatta 20 derece de şeyin açısı. Şöyle bir şey yaparız. Bunu 20, buna da 40 deriz. Şimdi teker teker Türkçeyi morla gösterelim Tonguç'um. Türkçe 40 dereceydi. Buna T diyelim. Hop böyle tarayalım hatta. 20 dereceyi sosyal bilgiler açısı diyelim. S diyelim. Sonra matematiğe maviyle gösterelim matematiği. Hop 180 derece diyoruz. Ve feni de yeşille gösterelim. Ve burası da 120 derece diyoruz. İşte göstermiş olduk. Tebrik ediyorum seni. Bravo diyorum sana. Geldik artık sınav tarzı soruyla dersimizi bitiriyoruz. Önce. Bir ekosistemde yaşayan av ve avcı sayısının ilk 3 aydaki değişimlerini vermişiz. Av sarı, avcı yeşil, pardon eflatun ve ne diyoruz dikkat et Tonguç'um mor mu ya? Mor hocam mor. Mor evet mor. Mor diyelim tamam. Gerçi çok benzemiyor mor ama neyse yapacak bir şey yok. Bunları vermiş Tonguç'um. Bugün kaçıncı ayda bu iki türün sayıları birbirine eşit oluyor? İşte bak bu tarz sorular gelecek sınavda karşımıza. Gerçek peki, yaşam soruları. Gerçek yaşamda av ve avcılar var hocam. Bak burada neydi? 700'dü. Sonra ne oldu? 800 oldu. Sonra ne oldu? 900 oldu. Bak mor böyle artıyor. Sarı ne oldu? 2800'dü. Sonra ne oldu? 2600 oldu. Sonra ne oldu? 2400 oldu. Ya kardeşim bir kere av dediğimiz şey yani sarı dediğimiz zımbırtı bak nasıl değişiyor? İlk başta 2800'dü Tonguç evladım benim. Sonrasında 200'er azalır değil mi? Evet hocam. Bu ne olmuş Tonguç'um? 700'dü. Sonra 100'er artar değil mi Tonguç evladım benim? O zaman bu bir aslında bir seri gibi devam edecek Tonguç'um. Bu seri gibi devam ederse 2800 bak birinci ayda 2800, ikinci ayda 2600, üçüncü ayda 2400. Ondan sonra bak 1,
2, 3, 4, 5, ben böyle yazıyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Normalde bunu denklemle çözeceğiz ileride ama şimdiden bunu öğrenmeni istiyorum. Bu 2800, 2600, 2400, 2200, 2000, ondan sonra 1800, 1600, sonra 1400. Böyle devam eder Tonguç. 1200 ve 1000'e kadar düştüm bak. Diğerini yapalım, diğerini yapalım. Diğerini de yeşille gösterelim. Bu kaçtı? 700'dü. Sonra 900, pardon 800, sonra 900, sonra 1000. Sonra 1100, hepsini beraber yazıyorum ki karışmasın. Sonra 1200, sonra 1300, sonra 1400, al işte eşitlendi. Yani 8. ayda, 8. ayda birbirlerine eşit olur Tonguç. Bravo diyorum sana. İşte sınav tarzı soruda böyle birazcık işlem gerektiriyor Tonguç. Ödülü sorumuz yap Tonguç'um, yorumlar yolla. Hadi bakalım biraz.